Ben 13 yaşındayken etraf arkadaşlarımı toplar. Bakın kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Çok öyle üzülmeyin. Derslerinizi çalışın. Bak ileride sonra pişman olsun falan derdim. Ay radyasyon aldım. Örümcek adama dönüşür müyüm? O da, da örümcek var mıdır beni soksa da. Ben böyle dayak yemişçesine döndüm o setten. İşte üstüm başım ıslak, denize atlıyorum. İçimde dalga çıkıyor ve de dudağım patlak falan. Yani, al ama bilgiyi ne yaparsanız. <laughs> aynen al şimdi bu bilgiyi ne yaparsan yap. Tamam da biz tam ne demek istediğimi sen anladın. Değil Değilin mi? Misin? Hani değil mi? Bir değil daha bir soruyor. Müjde'ye komşu oluyoruz. Öğreniyorum <laughs> ben şimdi nerede oturduğunu. Ben burayı terk edebilir miyim? <laughs> Ama ya seversen? Aynı pozitifim ya. <laughs> evet çok pozitif bir konuk ya bayıldım. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Müjde Uzman. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim vallahi çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Şöyle neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Öyle başlayalım birazcık. Ne yapayım ya? Yaz geldi ama bu sefer genelde her yaz ben hemen tatile çıkarım hmm. ama bu bir iki senedir öyle yapmamaya karar verdim. Pandemi girdi araya evet. tabii işler güçler şeyler değişti, dinamikler gibi. değişti, alışkanlıklar değişti. Ama böyle ufak bir hem tatileyim iş gibi bir şeyden geldim daha yeni ayağımın hmm. tozuyla. ben şöyle söyleyeyim meditasyon kampına gittim. Hmm. Oradan İzmir'e bir yardım koşusuna gittim. Süper. Oradan bir kısa film çektim. Aa. Başka bir şehirde. Oradan buraya geldim. Süper. Ayağın tozuyla da bize geldi. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi müjde deyince benim aklıma ilk hemen şu soru geldi. Böyle bir insana umut veren bir isim. Müjde, müjdelemek. E, nasıl bir anlamı var? Kim koymuş ismini? Çok teşekkür ederim bu arada. Yani soru içimi açtı. <laughs> e, annem koymuş. Annem hep üç kız çocuğu istemiş. İki kız çocuğu var. Ablam var benim bir tane. Hmm. E, benim ismimi önden koymuş. Benim göbek adım da yok. Yani demiş hmm. ki... Kızım olacak bir daha onun adı da Müjde işte olacak demiş. Yani. Çok netmiş. Ben de çok memnunum yani göbek adamı olmamasından. Evet. evet. İsmimi çok de çok güzel. severim. Çok, bir de böyle herkese çok nadirdir. Herkese bir isim değildir. Evet, evet çok o yüzden güzel. hoşuma gidiyor çok benim tatlı. de. Güzel keyifli bir e, hikayesi evet. de varmış. Ben de Peki severim. böyle önce mankenlik sonra VJlik sunuculuk bir sürü böyle hatta bizim sektörden de e, gelmişliğin var senin bu şekilde. Sonra oyunculuğa geçiyorsun. E, nasıl bir hayat serüveniydi senin için keyifli miydi şu an bulunduğun noktadan memnun musun? Hiç pişman olduğum bir şey yok. Yani e, tek bir iş yapmayı da hiçbir zaman istemedim. Öğrenmeyi çok seviyorum. Hayatı çok seviyorum. E, bir şeyleri başarmayı, öğrenmeyi çok sevdiğim için. Üniversitede başladı benim e, televizyon macerası. Ama televizyona çıkmak niyetiyle değil de müzik çok sevdiğim için. E, ve gerçekten yani abartı derecede hem klip etmek hem her tür müziği dinlemek gibi bir hobim de olduğu için... Yani VJ'likle başlamak istedim. Nitekim de başardım. E bir yarışmaya girmiştim işte onu kazandım. Evet. O yüzden bir ajansa girmiştim ama sadece mankenlik yaptım bir iki sene bıraktım. Evet. Hiç yapmak istememiştim. Kurumsal çalışıyordum yani. Halkla evet. ilişkiler mezunuyum ben aslında. Yani dediğim gibi aslında halkla ilişkiler var. Evet. İşte oradan üniversitedeyken ya ben çalışayım artık ayrı eve çıkayım para kazanmayı öğreneyim demişken işte bir e, müzik kanalı VJ'lik e, hikayesi yani bunun var. Bunun sebebi ne olacağına karar verememek değil de böyle hepsini denemek gibi değil mi? Aynen. Ya bir de sevdiğim şeye yönelip bunu işe çevirmek çok hoşuma gitti. Sonra dedim ki hem haklı işler okuyorum. Zaten işim de olabilir. Ee, sevdiğim bir şeyi belki işe çeviririm dedim. Nitekim de yaptım. Hı hı. e para kazanmam lazım çünkü ayrı eve çıktım dedim ki aileme ben yalnız yaşayacağım, para kazanacağım. Para da istemiyorum sizden dedim. Öyle onda çalışmak da lazım. E, o yüzden böyle hepsini bir arada ben bir de şeye inanırım. Her şey yapılabilir. Yani ben aynı anda hem staja gidip hem çalışıp hem ev geçindirip hem başka bir yerde çalışıp hem okula gittim. Hepsini Oo. de yaptım gayet güzel. O yüzden e, öyle başladı yani o bilgelik serüveni. O sırada sektörüm yani okuduğum okul olmayan, bölüm olmayan başka yani pazar araştırması yaptım. Öyle söyleyeyim. Hmm. E, ona da dışarıdan ek gelir olarak yaparken beni işe istediler. Sen çok güzel yapıyorsun gel çalış diye. Bir arada öyle çalıştım. Kurumsal. Ee, üzerine ufak ufak işte böyle e, diziler, reklamlar gelmeye başladı. Önce pek yanaşmadım dedim ben bir eğitim alayım, bir pişin bakayım yapabiliyor muyum. O yüzden böyle ufakları kabul ettim. Minik 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 minik. Başkası Benim... olsa atlar direkt böyle hemen olayım oyuncu evet, falan. Evet, yok hiç hiçbir şeye atlamam. Önce bir yapabiliyor muyum bakacağım. Ee, iyi yerler, kaliteli yerler istiyor mu beni? Görmem lazımdı. Nitekim öyle ufak ufak başladım. Ufak ufak başladım. Okuluma da gittim. Konserlerime de gittim. Gençliğimi de yaşadım. Sefer. Paramı da kazandım. Ee, sonra bir mankenliği bıraktım. İşte oyunculuk başladı. Vizelik bitti. Burada vizelik sırasında dergiye de yazı yazıyordum, röportajlar da yapıyordum. Ondan sonra böyle çok yönlü olmayı seviyorum. Süper. Yani her şeyi evet. başarmayı. Sonra oyunculuk babamla çalıştım yine eş zamanlı bir taraftan. Sonra oyunculuk çok sıkılışınca sadece oyunculuk olarak en evet, yoğun etti zaten kaldım. herhalde oyunculuk. 7-8 yani. setlerde böyle vakit geçirme. Sonra dedim ki oyunculuk benim işimmiş mi dedin? Peki. Ee, her şey benim işim olabilir. Yani öyle bir kendimi kısıtlamıyorum. Hmm. Ama yapabildiğimi, e, beğenildiğimi, takdir gördüğümü, saygı duyduğumu gördüğüm için ya ben profesyonel yaklaşmayı seviyorum her şeye. Hmm. Hem çok duygusalımdır hem çok analitiğimdir O yüzden sadece aşkta değil de böyle sağlam donelerle de yaklaşmayı severim bir şeylere. Hı. Hmm. E baktım işte muhteşem yüzyıldır işte yani evet. güzel güzel işler seyredilen, takdir edilen işlerden istendiğimi görünce dedim ki ben bu işi yapabiliyorum. Ee, öyle bıraktım kendimi yani. İlk yani. kişinin de muhteşem yüzyıl değil mi? Oyuncudum. Yok öyle değil. değil mi? Bir röportajını okudum öyle yazıyordu. Onlar yüzyıldır. öyle yazmışlar. Öyle mi? <laughs> öyle değil. Yok e, paramparça aşklar diye bir iş aslında. Hmm. E, ama şöyle ben diziyi reddetmeye gittim görüşmeye. Evet o dönemki menajerime dedim ki kurumsal çalışıyorum bu arada. Saçımın yarısı kırmızı falan. Dedim ki istemiyorum ben dizide oynamak falan. İşim gücüm var benim dedim. Sabah 9 akşam 5 çalışıyorum. Ne dizisi? Yani o sırada istemedim. Yani reklam olur bir şey olur 1-2 gün çekerim de. Ee, reddetmedi işi. Ben dedim tam ben gidip söyleyeceğim. Hmm. Girdim içeri dedim ne oluyor falan. Dediler ki işte, saçın niye kırmızı? Dedim canım istedi çünkü. Bir de böyle <laughs> kızdım yani niye karışıyorsunuz ki benim saçım. Fakat çok tatlı, çok sakin ve çok halden anlayan bir yönetmenimiz vardı. Yönetmen ve yapımcı oradaydı. Haluk Bener hatta söyleyeyim. Çok da severim kendisini. Baktı böyle bana. Müjde dedi o kadar tam istediğim karaktersin ki. İkna etmek için söylemiyorum. İstemiyorsan yapma ama dedi. Tam bu tavırda bir insan istiyorum dedi. Eğer denemek istersen ben hazırım. Çünkü oynamadım daha önce dedi <laughs> İstemezsen de anlarım dedi. Öyle deyince ben bir sakinledim. <laughs> Hadi ya <laughs> böyle bir anda. Bir düşüneyim o zaman. Gerçekten <laughs> mi falan. Ve biz Nice'e gittik yani Fransa'ya gittik. Çok aksiyonlu çok güzel çekimler yaptık. Üç bölüm çektik. O zaman da yeni açılan bir kanal vardı. Bir bölüm yayınlanabildi kapandı kanal. Yani ben diğer iki bölümü de seyretmedim ama öyle bir girmiş oldum. Hatta Murat Aygen'le başroldük. <laughs> Benim ilk işim odur aslında. Ama yayınlanmadığı Süper. ortalıkta gözükmediği için kimse bilmez. Ama benim ilk dizim maceram odur. Wikipedia'da yazıyor biliyor musun? Ben Bravo. kendin açıklamışsın diye muhteşem yüzünden diye O benim şöyle diye... ilk Aynı. işim. Yani e, demin bahsettim ya beğeniliyorum, takdir ediliyorum ve ben bu işi yapabiliyorum dediğim ilk iştir o. Yani Benim hmm. kendi içsel fikrimdir Anladım. o. Yani çünkü muhteşem yüzünü ben de seyrediyordum. Her diziyi de seyretmem. Şimdi muhteşem yüzyıl beni Bali Bey'in Burak Özçivit'in sevgisi olarak isteyince. Çünkü görüşmeye gittim. Ertesi gün setteydim. Hemen evet, seçildim. Evet. Çok hızlı oldu. Kiye beni elemişlerdi. Ha. Yaşım. Ya işte bir, önce bir matematik bakıyorlar işte. Evet. Saçı şu renk olsun. işte yaşı şu olsun diye beni elemişler. Sonra o zaman kastı konuşan arkadaşım demiş ki. Ya bakın müjdeyi bir görün. Çünkü tipi çok değişir onun. Yani bir makyajla yaşı büyür. Bir saçını kıvırcık yapar. Yaşı küçülür. Bir görün. Ben gittim işe aldım, gün Satı'ya gittim. Wow. Ee, öyle girdim yani. Süper. O benim hani şey olarak ilk işim gibi düşünüyorum. Yani daha büyük işlere girişim <laughs> gibi düşünüyorum. Peki bir dönem işinde böyle bir başlamak diyelim hani madem hmm. senin için hani o ilk büyük oyunculuk diye hmm. tabir edersek. Nasıldı bir dönem işiyle başlamak? Kimisi zor der, kimisi çok keyifli, hayalimdi der. Yani hayalim olmadı. Zor da gelmedi. Sadece çok sıcaktı. Ağustos'ta başladığımız için o kıyafetler, kat kat korseler. Sıcağı da Hatırladığım diyorsun. tek şey o. Ama onun dışında çok keyifliydi. Yani çok keyif aldım. Ee, ya yani Partnerim çok iyiydi. Yönetmenlerimiz e, çok iyiydi. Onlarla reklam da çekmiştik biz daha önce. Tanışıyorduk da. Çok keyifliydi benim için ya. Yani... Hiç sıkıntı hatırlamıyorum. Peki, e, kısacık değineceğim buna aslında. Çok hani bayağı bir zaman geçmiş ama bir zorlu bir hastalık sürecin hmm. olmuş, bir kanser tedavisi görmüşsün. Hmm. E, ondan sonra böyle hani insan zor bir şey yaşamadan e, anlayamaz da ya bazı şeylerin değerini. Yani bir şey birini kaybetme duygusu yaşadığın zaman anlarsın onun kıymetini daha çok anlarsın. Hani bilirsin ama onu yaşayınca daha çok anlarsın. Ondan sonra böyle dedim ya işte şunun kıymetini daha iyi bilmeliyim ya da şunu değiştirmeliyim dediğim bir şey oldu mu? Yok. Ben şöyle bir tiptim hep. 13 yaşında derdim ki şu an gencim ve bu günleri çok özleyerek hatırlayacağım o yüzden iyi geçireyim. Hasta olmam gerekmedi sağlığıma dikkat etmek için ya da hayatı sevmek için. O hmm. yüzden Hep bana bu soruyu soruyorlar ama yani hep kendime iyi bakıyordum. Hep mutluydum, hep değer bilirdim. Hiç ben yani çünkü tecrübe denen şeyin bize e, çok iyi kopyalar olduğunu düşünürüm. Ve bu döngü devam ediyor. Doğuyoruz, genciz, etrafımızda bir sürü tecrübeli insan var ve bize bir şeyler anlatıyorlar. Ben hiç işte dinlemeyen bir tip olmadım. Baktım ki büyük insanlar hep diyor ki, ah gençliğinizin değerini bilin, ah işte kendinize iyi bakın. Ben onları hep dinledim. Çok, çok mantıklı geldi. Dedik, dedim ki yani bir e, son kullanma tarihi var bu ömrün. Üstelik evet. herkes aynı tarihte de bozulmuyor. Aynen. Dolayısıyla. Ben 13 yaşındayken etraf arkadaşlarımı toplar. Bakın kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Çok öyle üzülmeyin. <laughs> Derslerinizi çalışın. Bak ileride sonra pişman olsun falan derdim. Tabii ben biraz fazla bilinçli başladım mevzuya. O yüzden hasta olduğumda da yani doktor bile beni tebrik etti. Bravo kendine çok iyi baktın. İşte verdiğimiz tedaviyi çok iyi uyguladın. O yüzden sana daha az radyasyon vereceğiz falan dedi. Ben hiç ne hayatın değerini hastalıktan sonra anladım ne de hani şeyin Sıfır. sağlığın değerini. Ama ee, tabii ki yani benim yaşadığım şey çoğu kansere göre artık mesela kanser şeyine bile sokmuyorlar onu ee, kategorisine ne denir ona kategorisine. Bileyim. Çünkü temizlendiği yerden gidiyor hemen ama tabii ne olur ne olmaz bir tedaviler görüyorsun Hı -hı. kötü huylu olduğu zaman. Ama ben çok böyle neşeli atlattım o dönemi. İşte ay radyasyon aldım örümcek adama dönüşür müyüm? Odada örümcek <laughs> var mıdır beni soksa falan. Ben hep ha, böyle geyik yaptım. yaptım. <laughs> Sonra biraz koydu yani çünkü işte savunma mekanizması çok böyle moralim yüksek geçirdim. Ee, bir de hastalıklarda şey düşünüyorum ben. Etraf için bir tık daha zor oluyor ve benim için etrafı işte sevdiklerini, seni sevenleri idare etmek daha zor. O yüzden mesela ben ameliyata da yalnız girdim, tedavide yalnız gittim, kimse istemedim yanımda. Çünkü yani insanları teselli ederken daha kötü oluyorsun. Dedim ki bir ben göreyim tedavini sonra konuşuruz. Yani çünkü teselli etmeye dönüyor. Bir tek o e, bir tık beni sıkmıştı. Yani ben sizi teselli etmeyeceğim şu an bir şey yaşıyorum. Hı. Kendime bakayım önce izninizle, ondan sonra demiştim. Ama dediğim gibi yani ben kötü bir etki de yaşamadım diyorum. Hep kontrollerime gittiğim için erken teşhis Hı. oldu. Bir şey çıkmadan bir belirti olmadan ben zaten kontrole gitmiştim. Diyorum ki yani bu sizin bu hayattaki taşıyıcınız. Bu sonsuza kadar sağlam olacak bir şey değil. Bu işin genetiği var, o var, bu var. Genciz diye dik duruyoruz. Aşağıda bir yer çekimi var senin aşağı çeken. Spor yapmasan o kas seni taşıyamaz. Kambur olacaksın ne gerek var yani. Tip için değil de sağlık için olması gerektiğini, işte vücudun nasıl çalıştığını öğrenince artık insan harekete geçmesi gerektiğini düşündüğüm için ben hep diyorum ki yani bu kas beni babamın hayrına taşımıyor. Evet doğru. Güçlü olmazsa taşıyamaz gibi gibi neyse. o yüzden e, tedavimi de gördüm. E, gayet de iyiyim. Dediğim gibi ben kötü bir şey de yaşamadım. Öyle Süper. çok biraz psikolojik şeyler dışında. İyiyim. Çok keyifliyim. olgun bir yapım var. Yani çocuklukta da bu böyleymiş. Evet. Şu anda da bu böyle. Muhtemelen hep bu, bu şekilde. İşte diyorum, ikisi de var. Hem çocuk gibiyimdir hem böyle olgunumdur. Yerine göre. Evet. Çok iyi. Mükemmel. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Teraziyim çünkü. Süper. Peki hiç böyle bu benim dönüm noktamdı dediğin bir olay yaşadın mı? Yani bu benim, yani mesela hastalığı koyabilir misin o keseye? Koymam. Koymazsın. Bana da öyle geldi. Sanki o değil. Yok ya. Koymam. Neyi koyarım? Ben mesela aileme rest çekip ayrı eve çıkmayı koyabilirim. Hmm. Ee, çok istediğim bir şeyi çalışıp çabalayıp başardığım zamanı, zamanları söyleyebilirim. Dizide oynamak. Ya şimdi bir sürü katmanı vardır ya bir iş, hı hı. işlerin. Tabii ki seviyorum. Mesleğimi de seviyorum. Ama bir taraftan da şey de düşünüyorum işte güzel para kazanırsam istediğim şuna sahip olabilirim, şunu yapabilirim falan biraz da keyifçiyimdir. Benim bir yazlığım var hep gittiğim çocukluğumdan beri. Oradan hep ev almak istemişimdir. Yani küçükkenden beri babamla geyiktir. Babam. Doğum gününde ne istersinler? Ben hiçbir şey istemem. İşte oradan ev <laughs> falan. Şakacı falan. Aldım mesela. Yani benim için o. o benim için dönüm noktası. Çünkü psikolojime ve ruh halime en çok değeri veriyorum. Çünkü o iyi olduğu zaman işimi de yaparım. Arkadaşlarımla da ailemle de iyi olur. İyi, ararım iyi olur. Sağlığım da iyi olur diye düşündüğüm için. Bir tık böyle dönüm noktalarını daha böyle psikolojik, daha ruhumun beslendiği şeyler olarak görüyorum. Hı hı. Daha böyle o tarz başarıları evet. görüyorum. Hani öyle şeyler olabilir benim için. Evet, evet. Ufak ufak şeyler, senin aslında bir küçük küçük de olsa hayatına evet. dönüm noktaları olmuş. Evet. Peki biraz da işlerinden konuşalım. Son olarak sanıyorum evlilik hakkında her şeyde gördük seni. Var mı yeni projeler? Neler bekliyor bizi? Bir kısa film çektim işte daha yeni. Onun dışında yeni projeler inşallah yolda. Öyle bir yaz dizisi falan. Yaz bitti herhalde artık hani öyle bir şey olur mu bilmiyorum sürpriz hiç belli olmaz hayat ama şu an en azından gündemde Hı. yok. Ee, bir de bu pandemi vesaire çok oturdum yani ben Hı. işte bünye biraz hastası olduğu için pandemide de çok iş kovalamadım açıkçası. Ee, birazcık böyle geri durdum çünkü gerçekten belli olmaz şimdi ben kuvvetliyim direncim yüksek psikolojik ol. olarak yüksek de şimdi belli olmaz benim sağım solum gayet böyle şeyli davrandım. Güvenli davrandım. Evimde oturdum. Evimi toparladım. Herkes gibi yemek yaptım gibi. Ama inşallah şimdi hayatta açılıyor. Yemek Herkesin ama işi yemedin gücü. galiba. Yok ben çok yerim. Öyle mi? Gerçi az önce konuştuk saatte bir yerim gibi. Ben bir... yani çok yerim Söylesin. yani şoka ama olan, yeah, <gülüyor> <gülüyor> çok Ama sporla onu dengeliyorum. Ya sporda yapmıyorum. Ya. çok Yok bu işte herkesin kıl olduğu. Ama yani aslında tabii <gülüyor> güzel <gülüyor> kapatmayı da bileceksin. Şimdi benim bir göbeğim var hamile zannedersin. Yani işte biliyorum ben artık ısrar etmiyorum gösteriyorum <laughs> ve ha evet diyorlar hani artık gösteririm. Çekip <laughs> sonra sonra. Da, e, benim şu bölge problem hmm. ama saklıyorum işte bol giyiyorum. Hmm. Ee, çok e, çok... Yiyorum ama yani yemeği çok seviyorum ben mümkün değil. Diyorum ya benim derdim dış görünüş değil sağlıklı olmak. O yüzden Yiyorum yani çok seviyorum. Süper ya. Bayılıyorum. Yani böyle hani daha bir dikkat eder ya böyle ekran önünde olan insanlar yemiyorum. Yok. Mesela kim isim vermeyeyim bir konum e, konuğum <laughs> gelmişti. Şu az daha veriyordum ismini. E, yemiyorum dedi Yasemin yemiyorum. Hani yemiyorum zayıfım dedi. Yani dedim bravo ne diyeyim. Ama <laughs> kilo alıyordur dedim. şimdi ben yiyince de çok kilo almıyorum. Bölgesel evet, alıyorum. Insanları. Onu ben idare edebiliyorum. Hı -hı. Anlayabiliyorum. Evet. O öyle uygun görmüştür. bünye öyledir. Ama ben yiyip yiyip çok kilo almadığım için benim öyle bir kendime frenleme ihtiyacım olmadığı için. Buradan zaman. bilinç Belki yersin bence. Yiyip <laughs> yiyip kilo almayanlar bilinçleniyor ya. Hayatım böyle. boyunca duydum. <laughs> alıştım artık yani ne yapayım. Ama dediğim gibi kilo almak da beni güzel bir şey değil. Yani sonuçta ben güzellik yaşamasına kilo katılmıyorum. Alınır, Kilolu insan rolü de var. Evet. Onu oynarım sonra <laughs> yani. Ne olacak? Çok Peki, rol dert demişken, ettiğim şeyler değil. E, böyle hayat vermeyi en sevdiğin karakter hangisi oldu diye merak ettim. Şu şunu oynamayı çok sevmiştim. 20 dakikadaki rolümü çok sevmiştim. Hmm. Böyle deri ceket, at kuyruğu, aksiyon, macera. Evet, evet. Ya çünkü birazcık böyle bir stereotip oluyor ya. İşte toplu ayakkabı giysin, işte güzel kadın olsun falan. O beni çok sıkıyor. Hmm. Çünkü aslında öyle bir tip de değilim. Yani kendi karakterime yakın rolleri oynarken bir tık hmm, evet. daha hoşuma gidiyor şimdi. Yalan yok. Yani değişmeyi de çok seviyorum ama daha bir rahat ediyorum şimdi yalan söylemeyeyim. Kiralık aşkla da müthiş eğlenmiştim. Çok ama, iyi işte o Evet yani iş çok güzeldi. Kıyafetler çok güzeldi. İnsanlar çok da böyle parlak parlaktı. Yani o, da, o zamanlar hep böyle şey hatırlıyorum. Parlak ışıklar içinde hatırlıyorum. Yani <laughs> anılarım da böyle çok tatlı. Ama hiç sevmediğim bir işte de oynamadım. Yani ben diyorum ya aman televizyona çıkayım. Aman işte hep ben olayım diye düşünmeyip daha keyifle, akılla, mantıklı ve i̇çine sevgiyle yaklaştığım işte. için her şeye. Bütün işlerim benim bebeklerim vallahi Hiç hmm. öyle sıkıntı yaşadığım aman bu da niye oynadım ben dediğim hiçbir şey yok. Ha süper. Vardır böyle çünkü oyuncuların ya şu işten oynadım ama keyif almadım dedikleri aldım ben birkaç böyle cevaplar da. Ya şöyle olabilir. İçine girdiğin ortam bir sürü insanın olduğu bir ortam. Hmm. İnsanın olduğu yer her zaman zordur. Kalabalık bir sürü insanın sağlık problemi, psikolojisi, ruh hali çok zor. Evet, evet. Yani bir taraftan da insan yönetiyorsun, hep birlikte bir iş çıkarıyorsun ortaya. Hiç kolay bir şey değil. Öyle ufak tefek şeyler tabii ki olur, oluyordur. ama yani ben şimdi plazada çalışsam da olacak, avukat olsam da olacaktı. Evet. O yüzden dediğim gibi ben şeye bakıyorum, aldığım keyfe. Nasıl? Yani güzel. Aynı pozitifim ya. <laughs> evet çok pozitif bir konuk ya bayıldım süper. <laughs> Peki. Ya ben bunu herkes soruyorum. Herkese soruyordur mutlaka ama unutamadığım bir set anısı var mı bize böyle anlatabileceğin? Hafızandan silinmeyen. Unutamadığım yani. set anısı. Yani bu bahsettiğim ilk işimde işte Nis'e gittiğimizde şöyle söyleyeyim. Saatlerce koşmam gerekti. Üzerimde bana iki beden büyük pantolon. Havada soğuk bu arada Şubat ayı. İşte kazak boğazlı. üstüne mont var. Ayağımda da bot var. İçimde de e, dalgıç kıyafeti var çünkü koşacağız 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 işte kötü adamlardan kaçıyorum vesaire hmm. bu arada şeyi tahmin edersin işte kestik bir daha şu sokaktan evet. bir daha geç oradan bir daha dön falan sonunda da denize atlayacağım yedeğimizde bir tane kıyafet üst baş Aa, yani zaten Allah stresliyim Allah'ım şimdi düzgün atlamazsam bir daha çekeceğiz bir daha çekemeyiz falan benim ayak bileklerim ödem yapmış koşamıyorum Hocaya dedim ki hocam koşamıyorum. Ya işte olur mu koşarsın gençsin falan. Vallahi dedim koşamıyorum. Sonra İstanbul'a dönünce zaten doktor dedik sen nasıl yürüdün. Dedim yürümedim koştum bir de <laughs> ödem olmuş bacaklar. Ee, o koşma sahnelerinde de işte bir yerde beni böyle tutuyorlar. Elinde silahlı bir <laughs> adam tutuyor. Onun da eli silahla birlikte kabzasıyla birlikte benim dudağıma geldi. Dudağım açıldı yarıldı. <laughs> Ben böyle dayak yemişçesine döndüm o setten. İşte üstüm başım ıslak, denize atlıyorum, içimde dalga çıkıyor dedi, dudağım patlak filan. Ama ne oldu çok hoşuma gitti. Çünkü aksiyon yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkılmadım da. Hani böyle şeyler olunca çok eğleniyorum. Yani evet, mesela bu eğlence. komikti. Çünkü dudak patlaması çok garip bir şeymiş böyle. Bir rahatlama hissettim. Acı hissetmedim. Cık. Dedim hani atıyorum seni sıkan bir şeyi eve gelirsin çıkarırsın ve bir böyle evet. oh dersin. De, evet. Dudağım patlayınca öyle Gerçekten. hissettim. Ve dudağımı patladığını da anlamadım. Benim acı işim de çok yüksektir yani anlamam. Böyle herkes bana bakıyor. Dedim ne oldu? Niye bakıyorsun? Dudak açılmış böyle ikiye Aynen. ayrılmış ve çok hızlı da iyileşiyor biliyor musun? Hı. Çok hızlı da kapandı yani artık devam falan devamı. falan gerek yok yani. Hı. Kendi kendine kapanıyormuş dudak. Böyle Aa, de gereksiz bir iyi. bilgi <laughs> size. Dudağın patlarsa korkmayın ya. Aynen, al şunu <laughs> bu bilgi ne yaparsan yap. Dudağın patlarsa korkma böyle biraz yalıyorsun tükürükle geçiyor. Aa çok Hı. enteresan. Öğrenmemiz iyi oldu. Gerçi hiçbir zaman herhalde öyle bir mesleğimiz olmayacak ama genel olsun. kültür neyin ne zaman bir <laughs> evet. lazım olacağı hiç belli evet, olmaz Doğru bu söylüyorsun. Hayatta. Peki estetik hakkında ne düşünüyorsun? Burnun estetik var mı? Evet. Senin var değil evet. mi? Başka var mı? Estetik? Yok. Yok. Yok Benim yaptırdım. Burnum artık sola doğru gittikçe gidiyordu. Ya. ya çok garip. Aynı sahnede böyle bana bakıyorsun. Soldan Brezilyalı gibiyim. Burnum böyle. Şu an bile o kadar güzel değil. Sağdan Karadenizliyim. İnanılmaz artık. <laughs> Deviyasyon denen. Evet. Şimdi ben bebeklikten alerjik sinüzitli olduğum için hmm. içeride mukoza şişiyor, kemiği ittiriyor mukoza şişiyor, kemiği ittiriyor. Yaptırmaya gittiğinde doktor dedi ki sen ameliyatlısın zaten. Yok dedim değilim. Soldan bakmış bana tabii şeyden. Hmm. Yok dedim değilim mi? bu artık çok kötü gözüküyor. Yani ben televizyona çıkmasam yaptırmam. Çünkü bir ağrı, bir sızı, bir hmm. nefes alamamak öyle şeylerim yoktu. Artık hmm sinirim bozuldu yani rahatsız ama oldum. Ama evet kendi görünce mutlu olmuyor. Bir de inkanda. ben televizyon çıkıyor işim o yani şimdi evet. niye bir taraftan başka bir taraftan başka olayım hani asimetriyle bir sıkıntım yok bir yerimin yamuk olmasıyla bir sıkıntım yok ama bu çok anormaldi artık annem bile diyordu kızım bu artık iyice yamuldu yani. Hmm. yaptırdım ve doktor artık bayılmadan önce şey diyordum şu kemeri sakın. Bak bu kemer kalsın. <laughs> ben o soldan nasılsam öyle olsun istiyorum burnum falan diye bayıldım. Sağolsun yaptı. Hiç böyle yaptı gibi de evet, düşünmüyorum. Evet, durmuyor, ama şey. yapana da karşı değilim, estetiğe de karşı değilim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorlarsa bırakın öyle yapsınlar. Kime ne? Çok konuşuluyor sonra. Herkes birbirine ama... benzedi diye. Sanki fabrikasyon böyle çıkış gibi falan. Vallahi size ne ve kime ne demek istiyorum. Hı. İnsanlar birbirine benzemek istiyorsa da benzesinler. Bize ne yani? Benzemek istiyorum, benzesin. Tabii canım. Hı. Herkesin estetiğine kimse karışamaz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman kısa sorularıma geçiyorum birinin seni etkilemesi için ne yapması gerekir? Karşı cinsten mi evet. bahsediyoruz? Arkadaşlarımız da bizi etkileyebilir. Niye <laughs> Etkileyebilir. Yani bana özel bir şey yapa, yapmasını çok istemem açıkçası. Çünkü o şeye girer. Kandırmacaya girer. Ama genel olarak yani yetenekli, kendi işini kendi halledebilen böyle çok fazla kadın erkek rollerine tutunan değil de daha eşitlikçi. Yani karşı cins de olsa, arkadaşım da olsa öyle insanları kendime daha yakın <laughs> buluyorum. Yani işte ben kadının buluşki yıkayım sen erkeksin ayağını uzat değil de yani. Hani o konuda Çok bir ne münasebet evet. oluyorum çünkü. Bir de bence yetenekli olmak daha çekici bir şey. Evet. Yani bir adam ya da bir arkadaşım bana A bir dakika bulaşığı ben yıkayacağım. Mutfağı seviyorum ben şimdi sen yapamazsın dur ben yapayım deyince mutlu oluyorum ah diyorum ne güzel. Hı hı. ya da işte yani çünkü ne alakası var cinsiyetimizle işin. Evet. Yani hiç onu anlayamamışımdır mesela işte araba kullanma konusunda. Kadınlar kullanamaz. Pardon bir acaba benle tanıştınız mı? Yani bizim evde mesela arabayla teknik işlerle hiç alakası olmayan kişi babamdır. Annem ablam ben müthişizdir. Yani her şey evde biz tamir ederiz şey yaparız. Yani o rollere çok tutunan insanlardan çok hoşlanmıyorum. Hiç unutamadığım bir doğum günü anısı var mı? Var hepsi. <laughs> Bunu bekliyordu Bu sorumu bekliyordu. <laughs> Vallahi bekliyordum. Yani doğum günümü çok severim. Doğum günüme çok önem veririm. Ee, aranıp kutlanmak isterim. Aramayanak küserim Süper ya. Kaç gel kaç seferdir gelen konum şöyle. Ben hiç kutlamam, hiç umursamam. Ya ne ne demek ya doğum günü bu? Ben bir de bir şeye güzel vakit geçirmek için bahane etmek çok güzeldir demek yani. Bu da onlardan biri. Ee, doğduğun gün kutlayan yani ne var evet. bundan yılda Necaktasın? bir kere geliyor hiç aynen <laughs> ben de bunu derim senede bir gün yani başınıza çok kötü bir şey gelmediği sürece geleceksiniz senede bir gün <laughs> bir kere bu emri vaki istiyorum bir kere, evet. bir, kere. bir kere yani yine zamanında bu pandemi öncesi baya benim doğum günü partilerim afişlerim sahneye çıkan şarkıcı dostlarım sponsor olan markalar hani böyle şeyler yapardım ben çünkü herkes mutlu olsun isterim bu arada şey de değil Mesela düğünler de o yüzden bana biraz garip gelir. Hani ilgiyi severim öyle anlarda mesela doğum günü çünkü tabii ki herkes beni sevsin istiyorum o sırada ama işte onların da eğlenmesi lazım. Mesela evlensem de hani sadece bana değil herkese çok göre güzel. organizasyon yaparım. Organizasyonu da çok iyi yaparım çünkü. Herkesin mutlu olacağı şeyi ayarladıktan sonra çok keyif alıyorum. Ee, o yüzden doğum günümü çok severim. Yani ama anı dersen şimdi bunların hepsi çok güzel geçti ama şey çok hoşuma gidiyor. Beni tanıyan, bilen arkadaşlarım alakasız günlerde de benim doğum günümü kutlar. Aa. Mesela kapım çalar, iyi ki doğdun diye pasta girer. Atıyorum evet. 3 Mart. Ya da işte telefonum çalar, müzicim doğum günü kutlu olsun bu arada. Aa çok teşekkürler falan. Ya da mesaj atarlar ya da Instagram'a bir şey koyarlar falan. Hani Aa, çok durduk enteresan. yere doğum günümün kutlanması da böyle bir gelenek olduğu arkadaşlarım arasında. Çok sevdim biliyorlar çünkü. Böyle bir şey ilk defa ee, bir de yakın arkadaşlarım var her sene doğum günümü kutladığımız. Onlar, onlarla da şöyle bir rutin, ritüelimiz var. Sordun ya değil mi? rutinler, ritüeller. <laughs> Hayatımın ortasındadır benim işte. Her akşam güneş batırırım. <laughs> doğum günümde hep bir şey yapılır falan gibi. Ee, her sene eve başka bir şeyle geliyorlar. Bana pasta alınmaz. Atıyorum bir gün baklavanın üstünde <laughs> ben şimdi evde şey içeride otururum. Kapıyı açarım. Hemen salona giderim. Bilirim ki buzdolabına bir şey konacak. Bakmam. Şimdi bir gün işte Kokoreç, bir gün şimdi, şimdi. yemiyorum tabii et ama işte bir gün baklava, bir gün ekler, bir gün bilmem ne yani bir sene gün dediğim. Böyle de eğlenceli Çok şeylerimiz elimizin. olur yani. Dövme falan demiştin. Bir de dövmem var evet doğum günümü dövme yaptırdım. <laughs> ne dövmesi o? 26.09. Hmm. Tarihin şey yazdığı. Evet. Hmm. Güzel ben de severim doğum günü e, Bir de mesela doğum günü kutlamayı da severim. Arkadaşlarımın doğum günü hiç atlamam. Hmm. Böyle az önce bahsettiğin hani ya yok ben kutlamayı sevmiyorum diyenlere hmm. inadına gider kutlar bir ya. gününü güzelleştiririm. Ya bir güzel, güzel bahane yani. olsun. Bir bir saat daha mutlu ol. Bir, bir gün daha bir değişiklik olsun hayatında. Bahanedir. Evet bence. De. Vesiledir. Whatsapp'ta birine mesaj gönderecekken başkasına gönderdiğin oldu mu? Ay kesin olmuştur. Ama bak şey gelmedi aklıma böyle ay böyle bir şey yapmıştım dediğim olmadı. Bak Hı, iyi. iyi. Bu iyi Güzel. bir şey. Evet evet. Ama kesin olmuştur. Ama bir şöyle hani komik ya da hani rezil olduğum şeyler değil. Ha, iyi. Yani Güzel. yok öyle bir şey yaşamamışım Allah'tan. İyi. İnşaatta yaşamam. Şimdi ama insanın iyi. bilinçaltına da girer bu. <laughs> bir süre mesaj atarken dikkat edeceğim. <laughs> yok ama hiç yani öyle garip bir şey yaşamadım. Hiç lakabın oldu mu? Hala var. Ve şöyle garip bir şey var. Farklı arkadaş gruplarım aynı ismi takıyor bana. Ha. Müjdat. Ya. Neden? <laughs> Neden? Ya büyük ihtimalle biraz şöyle oturup tespih sağlayayım. <laughs> <laughs> bilmiyorum. Yani bilmiyorum ki. Müjdat. Müjdat diyor herkes bana. İşte bir tık böyle herhalde maskülenim hmm. diye mi? Olabilir. Dobrayım diye mi? Atarlıyım diye mi? Yeri gelince de çok aslında şirinim ama kız çocuğuyum ama yani <laughs> bilmiyorum farklı farklı arkadaş grupları müjdat dedi hani diğer müj müjüyü falan saymıyorum hmm. ama müjdat enteresan. Evet enteresan bir lakap evet. olmuş müjdat. Bu arazına takılan saçma bir şarkı var mı? Yani o Instagram'da ya da TikTok tukum hiç yok mesela. O yüzden orada takılan şeyler yok bende. Hmm. Yani şu geçen sansak Döveci <laughs> olayı var ya yani <laughs> programı da izledim. Ben onun ne olduğunu mesela anlamamıştım. Yani böyle bir şey duyduğumda şeye bakıyorum. Twitter'a giriyorum. Diyorum ki bu kesin bir şey. <gülüyor> Yazıyorum. <gülüyor> Diyorum ki ya bir videodan, bir şeyden, bir şarkı. Ha tamam deyip geçiyorum. Ama hmm. e... çok çıkıyor ama ya. Çok çıkıyor. İşte insan ben tutucuyum olarak. çünkü. Ben, ben tam ara jenerasyonum ya. <laughs> ben o eskileri de bırakmam. Yenileri de öğrenirim. Böyle arada gidip Neyse. geliyorum yani. Peki o kelimeyi bana kullanmasın. Küfür bile ise daha iyi dediğin bir kelime cümle var mı hoşuna gitmeye? Ay kesin vardır. Ha var. Söyleyeyim mi? Hı. İki tane. İki tane. Hallederiz. Hallederiz abi. Ve sıkıntı yok. <laughs> ya bir de ben de şey. Fark etmez. Fark etmez dedin mi? Ha evet. Ama ona hemen şey diyorum. Yani bu bir cevap değil diyorum. Bu evet. bir işime yaramadı. Onu, onu idare edebiliyorum. Fakat ben bir şey anlatırken ya da bir şeyi böyle detay verirken. Çünkü bilgi... Hayattaki en işe yarayan şey. Cümlemin ortası. tam tam onu hallederiz. Sıkıntı yok onu hallederiz de. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Ben bunu bir daha anlatacağım. bir dinlemedin. Ne istediğimi bilmiyorsun. Ya da ne söylediğimin farkında değilsin. Hallederiz. Ya biliyorum halledersin. Bir cümlemi bitireyim bir dur. <laughs> hallederiz. Sıkıntı yok. Hallederiz. Tamam. Böyle böyle tansiyonlarım düşüyor o sıradan. O hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü biraz şey oldu o. Ağza yapıştı. Yani düşünmeden söylenilen... Bir karşı tarafı pek dinlemeden evet. söylenen cümleler. Ben dinlenilmeye çok değer veririm ve çok iyi dinlerim. O yapılmayınca biraz tutuluyorum. Çünkü vakit kaybı. Çünkü verimlilik kaçıyor. Çünkü bir daha anlatacağım. Bir daha evet. bak, anladığına emin olmam lazım karşı tarafın ve bana hallediz ya onu zaten halleder sıkıntı yok deyince tamam da bir tam <laughs> ne demek istediğimi sen anladın demiyorsun. Değil değil hani değil mi? Bir daha bir soruyor. O çok hoşuma gitmiyor evet. Evet haklısın. <gülüyor> <gülüyor> haklısın. Sıkıntı yok hallederiz. <laughs> hallederiz ya. <laughs> Pek bilinmeyen ilginç bir huyum var mı? O iyi bir sürü var. Sabah kahveme olips koyuyorum. Ah. Günde bir kahve içiyorum. Onun içine de mentolü ve okaliptüslü Olips koyuyorum. Bayağı olips koyuyorsun. Evet, bütün şekerleri denedim bu arada. Sadece olips hoşuma gitti. Dediğim gibi güneş batırma takıntımı gerçi biliyor herkes. Onu batırmazsam böyle bir huzursuzlanıyorum. diyorum? Sanki ben batırmazsam güneş batmayacakmış gibi geliyor. <laughs> yani şimdi yemiyorum ama sucuğu balla yerdim. Aa. Bal yoksa sucuk yemezdim. Kokoreçin için içine mayonez sıkıp onu da çorbaya banardım öyle yerdim. Ben burayı terk edebilir miyim? <laughs> ama ya seversen? Ay yok böylesi. Ya seversen. Şimdi vejetaryenim, yemiyorum. Ergenliğimde de bu arada yıllarca hiç yemedim. Gayet de büyüdüm. Ama proteinini nasıl alıyorsun adlı. Sonra da e, ama bitkilerin de canı var adlı. İki soruyla uğraşmaktan yıldım ama ne yapalım. Bu da ee, senin tercih. Hayvancıkları yemek istemiyorum artık. Vicdanen çok mutluyum, çok rahatım. Ee, Kaç çünkü... yıldır? Ee, şimdi Kasım'dan beri. Hmm. Ama yıllardır böyle hani bir gün yapacağım, bir gün yapacağım dediğim şeyleri artık yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü o bir gün ne zaman, hangi gün? Yani dediğim gibi hayat sonsuza kadar yaşamıyoruz. Aynen. Dedim ki ben artık bunu yapayım. 38 olduk artık yani ne zaman yapacağım? Bu arada hiç göstermiyorsun ya. <laughs> Çünkü yaşa inanmıyorum. 365 günde bir neden yaşlanayım ki? adlı başka bir mottom da var. Bir mottolarım meşhurdur benim. Mesela gereksiz kibarlık kötülüktür. 365 günde bir niye büyüyeyim falan gibi mottolarım da vardır. Gereksiz kibarlık kötülüktür. Çok güzelmiş ya. Patenti bende. <laughs> yani gerçekten ama... çok güzelmiş ama evet doğru. Çok yaşadığım için gerçekten çok iyi anladım şu an. Yani çok i̇şte doğru. İşte iki kere iş ve o dansı etmeye gerek yok bence. Yani dümdüz konuşalım. Kırıl ay aman. Hadi yani hiç gerek yok. <laughs> Zaten kabalık yapıyoruz ki birbirimize. Cümle kuruyoruz. Yani ne gerek var evet. o şey yapmayalım falan gibi. Güzel. Böyle moddolarım da meşhurdur. Başka çok var ya ben biraz. Evet fark ettim ama şu yemek olaylarında ben koptum orada ya. Yalnız vallahi dene. Çok ferah oluyor böyle ferah ferah. Yani hep çantamda vardı. Şu anda da var. Yani bir yere giderim, kalırım, sabah kahve içmem gerekir. Olipse hep yanımdadır. Hı. Hmm. Bir de bir eve gittiğimde hemen su var mı diye bakıyorum. Susuz kalacağım diye çok korkuyorum. Aa. Önceki hayatımda Afrika'da mı yaşadım? No, no. <laughs> i̇şte sürekli acıkıyorum. Çok yemek yiyorum. Yani hiç biliyorum göstermiyorum ama. Yani yemek yemek hayatta en önem verdiğim şey. O an çok güzel olmalı. Kıskanç biri misin? Hiç. Ya. Şıp sevdi biri misin? Hiç. Ya. Hiç. Peki, Sen böyle bir kıskançlık varmıştır gibi hissetmiştim ama. Kaşımdan mı gözümden mi? Arkadaşlarıma kıskanırım ben. Hmm. Yani benim tanıştırdığım arkadaşlarım bensiz buluşursa kıskanırım mesela. Evet. Ama onun dışında kıskançlık da bana biraz hakaret gibi geliyor. Yani hmm. ilişkide. Çünkü şimdi alt metnine bakalım. Ne demek istiyorsun? Yani ben biriyle bir şey mi yapacağım? Ya da biri bana bir şey yaparsa ben... Buna cevap vermeyecek biri miyim? Yani onun altındaki şey hoşuma gitmiyor benim hmm. alt metin. Yani kısk kıskanılarak sevildiğimi hissedecek kadar da yüzeysel bir insan değilim. Sevgi öyle anlaşılmaz bence. Yani birini kıskandığım için sevildiğini düşünüyorsa da üzülsün. <laughs> Çok saçma. O yüzden o kıskançlık benim çok hoşuma giden bir his değil. Ama arkadaşlarımın burnundan getirmişliğim vardır yani. <laughs> en çok beni seveceksiniz. Beni niye çağırmadınız? Oraya da geleyim. Her, her yerde ben olayım. Her şeyinizi bilmem lazım. Yardım ihtiyacınız olsa <laughs> bana söyleyin. Ben yaparım Çünkü arkadaşlık ve sevgi vermek istiyorum. Çünkü hani arkadaş yani şunu da söylerim gene noktalarımdan. Teşekkür etmek, özür dilemek, arkadaşlık sadece karşı taraf için yapılan bir şey değildir. Benim de bunları yapma ihtiyacım var. Benim Arkadaşlık yapmaya, birine yardım etmeye, ihtiyaç gidermeye ihtiyacım var. Teşekkür edip onur etmeye ihtiyacım var. O yüzden bunları yapabilmem için arkadaşlarıma ihtiyacım var. Onlar da böyle bana düşkün olsunlar isterim yani. Ama öyle o anlamda kıskançlık yok. Yani bana yapılınca da çok hoşlanmıyorum. Ben de hiç yapmam. Çünkü o zaman birlikte olmayalım. Ne manası var yani. Cimri biri misin? Cimri değilim. Tutumluyum çok. Hmm. En çok ne yapar harcarsın? Yemek. Yemek, <laughs> Yemek otopark. <laughs> otopark. Krem. Yok ona da harcamıyorum artık. Evde çok var çünkü stokluyum. E, ee, yapı markete gitmeyi çok severim. Hmm. Yani matkap, dübel. Gerçekten. Alakasız. Yani evimde mesela eski evlerimden kiradan çıktığımda yanıma söktüğüm çünkü ben takmıştım. Kapı kolları duruyor. Kapalıları da vardı açılmamış. Yani mesela bir şeye ihtiyacın olduğunda benim evde bulabilirsin. Çok stokçuyumdur, çok e, önlemciyimdir. Ve bu pandemi de bana ah çok biriktiriyorsun, ha işte çöpçü müsün falan diyenler utandı. Çünkü millet maske bulamıyorken benim evimde maske vardı. Ya. Eldiven vardı. Çünkü ne olur ne olmaz. Şimdi kedim var falan bana da lazım oluyor. Hep Hı. bir yere koyarım. Ee... Biz de komşu oluyoruz. Öğreniyorum <laughs> ben şimdi nerede oturduğunu. Sen bana gel. <laughs> <laughs> yani yapı Düzel. market, Gezdiğim için hani öyle şeyler alıyorum ya yani çok para daha harcamam. Gerçekten. Çünkü yani mesela şöyle söyleyeyim, e, çoğu şey annemindir üstümdeki. Yani öyle çanta, çok iyi ayakkabı Çok bir tane alırım giyerim onu yıllarca falan. Hmm. Hiç hiç öyle kılık kıyafet merakım da yoktur. Hmm. Üst başım. Ben yemeğe keyif harcıyorum. Neyse. Yani işte kitap, sinema, yemek. Güzel. Güzel restoran, otoparkı o kadar. Süper. Sevdim bunu. Sosyal medyalar nasıl? Gel gitli. <laughs> Stok yapar mısın? Ee, yok ya, çok sıkılıyorum. Hmm. Yani Fake o hesap falan? Yok. Yok. Direkt kendinden bakıyorsun. Bir Twitter hesabım var. Onu da e, kendi hesabımdan yazamadığım hmm. şeyleri yazmak için günlük gibi kullanıyorum. Bu arada hala defter kalem ajanda günlük tuttuğum için çok ihtiyacım yok çok ama çok önemli bir şey. Evet ya kalem tutmayı unutuyoruz ya yani evet. yazı yazmayı unutuyoruz. Çok aklım çıkıyor. Benim çantamda hep ajanda vardır. Evet. Hep böyle ne yapacağım ne edeceğim yazarım. Hem de biraz şey oluyor. İleride bakıyorsun o gün ya çok da ne var artık her şeyi aklımızda tutamayız. Birazcık boşaltmak lazım. Onu da evet. kayıtlı tutmak lazım. Ve dijital Özellikle kayıt. yazı demiş. Yani dijital kayıt biraz tehlikeli bir şey. Bir bir şey olsa ne yapacağız? Gitti. Evet bozuldu. Yani, bir düştü suya düştü. Bir şey oldu. Gitti. Evet. Yani hangimizin olmadı ki fotoğrafları arşivlediğimiz bir hard diskiniz. Ben bozulmadı mı hiç yani? Evet, evet. Korkunç bir şey. İnsanın siniri bozuluyor yani. Artık fotoğraf basmıyoruz mesela. Ben şimdi tekrar evet, fotoğraflarımı yani. basmaya başladım, bastırmaya. Süper. Eski fotoğraf makinelerim duruyor. Onları kullanacağım. Yani bu çok retro ve vintage olduğu için değil. Onlar benim anılarım, hayatım. Bir uçup gitmesini istemiyorum. <laughs> o yüzden. Ee, o yazı ajanda Meselesi de o yüzden benim için önemli yani. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki çağırdınız. Süper bir sohbet çok, çok oldu. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Benim için çok enteresan yönlerini öğrendim. <laughs> ben hiç bilmediğim... Ben çok seviyorum. insanların bilmediğim yönlerini öğrenmeyi çok seviyorum. Yani hepimiz bir e, bireyiz. Hepimizin bilmediğimiz farklı farklı huyları var. E, bunu da böyle hani seven kitlelerine ulaştırmak benim için çok e, keyif verici bir durum. Ama ben teşekkür ederim. Çünkü o yönde sorular hazırlayıp o yönde sorular soruyorsun. Rica ederim. E, o yüzden o senin aslında yaptığın bir şey. Çok teşekkür teşekkürler. Ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.